Üniversitemizin değerli akademisyenleri ve çalışanları, sevgili öğrenciler ve kıymetli misafirler, Bilim ve Toplum Buluşmaları serisinin fikri mülkiyet, yargı yetkisi, hukukun seçimi, uluslararası uyuşmazlıkla ardeli kararları düzenleyen ilkeler konulu 4. programına hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz, programımız Sayın Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Abdülhalim Zeymik açılış konuşmalarıyla başlayıp ardından Sayın Profesör Doktor Rochelle Dreyfus'un konuşmaları ve soru cevap kısmıyla devam edecektir. Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Abdülhalim Zeymik açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye arz ediyoruz. As I am not on the area of School of Law, so my speech will be a little different than you are expecting. At the age of digital transformation, everything we know will be obsolete almost in a decade. Especially the changes in the area of computer engineering, software engineering, and especially artificial intelligence will change our lives drastically, almost in a few years, I expect. Therefore, innovation, especially on the area of digital platforms and software and artificial intelligence, will be an important part of our lives, and this is the way we have to live in the future. So we know that the change is a reality of our lives from now on, and innovators is the important part of this change. Therefore, there is an important challenge in front of us on this way, because we know that some of those innovators are not real innovators at all. There are some fake innovators, they are capturing others' innovations, and there are some real innovators. Therefore, we have a challenge in front of us to distinguish among those real ones and the fake ones. And at that point, the importance is differentiating among those real ones and the fake ones, and here it comes the importance of intellectual property. Today, Dr. Dreyfus, who is a well-known academician from New York University and working on the area of intellectual property related with international dispute area, will give us an important speech on this area. And I would like to thank her for accepting our invitation in the name of our rector, Yücel Oğlu, and also our university. And I know that this speech and this presentation will be very beneficial for all of us. Thank you for, again, all of you for being here and attending our meeting. And again, welcome Dr. Dreyfus to our university. Rektör yardımcımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, Profesör Doktor Rochelle Dreyfus'u sahneye davet etmeden önce özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Profesör Doktor Rochelle Cooper Dreyfus, New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Full Line Lehman Hukuk Profesörü ve aynı zamanda Engelberg İnovasyon Hukuku ve Politikası Merkezi'nin eş direktörüdür. Cambridge Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Profesör Doktor Dreyfus lisans ve yüksek lisansını kimya alanında tamamlamış ve Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesine başlamadan önce bir sürü araştırmacı kimyager olarak çalışmıştır. Amerikan Hukuk Enstitüsü üyesidir. Fikri Mülkiyet Projesi'nde yargı yetkisini yöneten ilkeler, hukuk seçimi ve ulus ötesi uyuşmazlıklarda yargılama esasları konusunda muhabirlik yapmış ve halen hukuk çatışmaları 3. düzeltme projesine danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in patent politikası ile ilgili kültürel haklar, bilim ve kültür hakkı ile ilgili özel sözcü raporunda uzman olarak görev yapmıştır. Profesör Doktor Dreyfus, Federal Mahkemeler Çalışma Komitesi'ne, Felaket Nükleer Kazalar Başkanlık Komisyonu'na ve Federal Ticaret Komisyonu'na danışmanlık yapmıştır. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı'nın Genetik, Sağlık ve Toplum Danışma Komitesi Sekreteri ve BNA'in USPQ Danışma Kurulu üyesidir. Uzmanlık alanlarındaki makalelere ek olarak fikri mülkiyet hukuku ve uluslararası fikri mülkiyet hukuku üzerine ortak kitaplar yazmıştır.
Sayın Profesör Doktor Rocher Dreyfus'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için. Benim için burada bulunmak gerçekten büyük bir onur. İstanbul çok dünyadaki en güzel şehirlerden bir tanesi. O yüzden buraya gelmek benim için büyük bir ayrıcalık ve harika üniversitenizi görmek de benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Şimdi slaytlara geçiyoruz. Evet. Şimdi özel uluslararası hukuk konusunda fikri mülkiyet alanındaki gelişmeler hakkında konuşmam istendi benden. Biraz arka planından bahsedeceğim. Eskiden işler yereldi. Yani ABD'de iş yaparsınız ve ABD'de dava açardınız. Türkiye'de iş yaptığınız zaman, Türkiye'de zarar gördüğünüz zaman Türkiye'de dava açardınız. Ve fikri mülkiyetin bölgeselliğe büyük bir bağlılığı vardı. Yani ABD'de olabilirsiniz, ABD'deyseniz, ABD'de bir buluş yaptıysanız ABD'de patent alıyordunuz. Türkiye'de bir buluş yaparsanız Türkiye'de buluş patent alırsınız ve ticari markalar da aynı şekilde ve hepsi bunlar lokal olarak, yerel olarak hareket ediyordu. Ama küresel ticaret büyüdükçe artık bu kabul edilebilir bir halde değil. Örneğin İngiliz bir yazar, diyelim ki Amerikalılar kendi kitaplarında anlatımlar yapıyorlardı ve İngiliz yazarlara bir herhangi bir ücret ödenmiyordu ve bu nedenle Charles Dickens tabii çok bu konuda çok mutlu değildi ve ABD Kongresi'ne gitti o zamanlarda ve şimdi değişim gerekiyor dedi. Tabii bu adama eskiden bahsediyoruz. Aynı şekilde patentlerle ilgili de aynı şey. Belli bir ülkede geçerliyken patent diğer ülkede korunmayabiliyor. Yine ticari markalar ve diğer yerlerde bu markaların kullanılması, insanlar bir ülkeden başka yere mesela göç edebilir ve orada bir ticari marka verebilir. Hemen hemen Meksikalı bir ticari markası gibi düşünebilir halbuki ABD'li bir markayı. Ve diğer dillerde olabilir. Evet, gazete ve dergilerde ve reklamlarda bunlar kullanılabilir ve diğer ticari markalar bu şekilde kendilerini ortaya koyabilirler. İşte bu noktada bu bölgesellik artık geçerli değil. O yüzden bu iki taraflı anlaşmaya, sözleşmeye bakalım. Fransa ve Belçika, ikisi Fransızca konuşuyorlar ve Belçikalıların Fransız yazarların telif haklarını koruyacaklarını ve Belçikalıların da Fransızların telif haklarını koruyacaklarını anlaşmaya vardılar ve bir kişi neden ABD'li telif hakları ve ABD'deki telif haklarının Türkiye'ye gelişi gibi Paris Antlaşması da yine ticari markalar ve patentler için kullanıldı ve ticari organizasyon sözleşmeleri de bunda 1995'te de yine ulusal uygulamanın devreye konulması için gerçekleştirildi ve minimum koruma standartları ortaya konuldu ve bu her bir ülke, dünya ticaret örgütüne bağlı olan her bir ülkenin bir pen sistemini ve copyright sisteminin ve telif hakları sisteminin ve patent sisteminin olması gerekiyordu ve bu hakların satın alınması da yine bölgeseldi. ABD'de bir şey satın almak istiyorsanız ABD'ye gidiyordunuz. Türkiye'de patent seçiyorsanız Türkiye'ye gitmeniz gerekiyordu. Çok pahalıydı bunlar. O yüzden bir nevi prosedürel antlaşmalar uygulamaya konuldu ve daha kolay bu hakların diğer ülkelerde satın alınmasını kolaylaştırmak için antlaşmalar yapıldı. Ve Bern Sözleşmesi mesela bir şey yazdığınız zaman her bir ülkede bunun telif hakkı geçerli oluyordu bu antlaşmanın tarafı olan ve diğer taraftan ticari markalar için de aynı şey geçerliydi. Pen işbirliği antlaşması PCT yine bir yerde başvuru yapıp işte buradaki buluşunuzun ve çalışmalarınızın diğer pen ülkelerinde de geçerli olmasına imkan sağlıyordu.
sağlıyor. Türkiye'de zaten bunun bir üyesi. Avrupa Birliği de birlik haklarını koruyor. Yani bir hakka sahip olduğunuz zaman bütün Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinde bunu kullanabiliyorsunuz. Siz de umarım bir gün Avrupa Birliği üyesi olduğunuz zaman bunu kullanırsınız. Bir uluslararası antlaşma, Dünya Ticaret Organizasyonu'nda olduğunuz zaman diğer ülkelerdeki aynı uygulamalara tabi oluyorsunuz ve bu hakları almak nispeten kolay. Yani otomatik olarak telif hakkı gibi ve yeni antlaşmalarda bunu daha da kolaylaştırmakta. Tabii ki bir aynı zamanda tabii ki bu hakların olması iyi ama aynı zamanda bunları uygulatmanız da gerekiyor. Çünkü ihlal edildiği zaman bir anlamı olmaz eğer ki bir uygulatma olmazsa. O nedenle her ülkede burada çok etkin uygulamalar olması lazım. Mahkemeler, fikri mülkiyet hakları ile ilgili mahkemeler ve bir otorite olması lazım. Adil tedbirat, doğru kararlar ve aynı zamanda ihlalin olan hasarların ve bu ihlalin ortadan kaldırılması için kararlar alınması ve belli mallara el konulması vesaire gibi bölgesel uygulamalar yapması gerekiyor. Tabii ki varsayım, evet, Türkiye'de bir sorunumuz var. Türkiye'ye gidiyoruz. ABD'de bir sorunumuz varsa ABD'ye gitmeniz gerekiyor. İngiltere'deki problem de yine İngiltere'ye gitmeniz gerekiyor. Şu anda durum böyle. Ama olaylar daha küresel olduğundan dolayı ve pazar daha küresel olduğundan dolayı bunların bu şekilde yapılması daha zor. Çünkü çok zor. Yani nasıl etkili olacak ve etkin olacak ülkelerin ülkeye gitmek zorundaysanız. Bir sorun da şudur. Diyelim ki bir İngiltere'de mesela Türkiye'de bir eserin performansını yapıyor ve Türkiye'de bir telif hakkı ihlali yapıyor. Onu dava edebilirsiniz ama onun bank hesabı İngiltere'de, o yüzden o kararı İngiltere'de onun bank hesabına uygulatabilir misiniz mesela? Kaza dairesi noktasında mesela İngiltere Türkiye'ye internet üzerinden bir kayıt gönderiyor ve ihlal edici bir kayıt. Onu Türkiye'de mi dava edeceksiniz? İnternetten gönderdikleri bir yayın nedeniyle. O yüzden bu kişinin üzerinde Türkiye'deki mahkemeler ne kadar etkili olabilecek? O yüzden bir dolu firmalar kendi yardımcı bağlı şirketleriyle ilgili dava açıyorlar. Bütün bağlı şirketleri dava edebilir misiniz ülkeler bazında? Bu da bir soru. O yüzden küresel bir pazar olduğundan dolayı ve internette dağıtım olduğundan dolayı birçok telif hakkı ve ticari markalar nedeniyle artık bu sistem artık kabul edilebilir değil. O yüzden ihtiyacı olan şey küresel bazı prosedür ve küresel satın alma ve kullanma söz konusu olmalı haklarıyla gerçek inovatörleri korumamız gerekiyor ve sahte inovatörleri tespit edip onları pazardan çıkartmamız lazım. Bunu etkin bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu şekilde insanların fikri mülkiyet haklarının geçerli olması, küresel olarak geçerli olması ve onların haklarını ihlal eden birisi olduğu zaman onların bu tipteki eylemden korunması ve o kötü ticari markalardan, telif haklarından korunmaları gerekiyor. O yüzden de çalışılan şey bu. İşte bu fikri mülkiyet hakları yönetimi projesi bu. 2008'de yayınlandı bu proje. Ve böyle bu sorunlarından nasıl başa çıkılır? Bundan bahsediyor bu proje. Bu projenin biraz geri planından bahsedeceğim. Ve o zamandan beri neler değişti? Biraz kurallardan bahsedeceğim. 2008'de sunduğumuz kurallar mahkeme tarafından kullanıldı aslında. Bu projenin geçmişi La Hague konferansıyla, uluslararası özel hukuk konferansıyla başladı. Bu La Hague'deki konferans bir grup, multinasyonel bir grup da şu soruları ele aldılar. Bu grup farklı ülkeler arasında, örneğin mesela dış ülkeden kanıt istiyorsunuz. Nasıl kanıt alacaksınız? La Hague konferansının
Bununla ilgili kuralları var. Birisine hizmet vermeniz gerekiyorsa bir prosesle ilgili. Başka bir ülkede onu dava edebilirsiniz vesaire. Eğer bir çocuk varsa, diyelim ki velayetiyle ilgili çocuğu bir ülkeden başka bir ülkeye birisi götürüyorsa o şartlar altında ne oluyor velayet durumu? Tellahi konferansı bu konuları ele aldı. Ve teşekkürler. Bu genel soruları ele aldılar. Yani kararların uygulanması ile ilgili. Yani Türkiye'de zarar ortaya çıktı. Türkiye'de dava açıyorsunuz ama bütün banka hesapları İngiltere'deyse o kararı nasıl uygulatacaksınız mesela? İşte bu nedenle buna odaklandılar. Bu yani yabancı bir kararı nasıl uygulatabilirsiniz ve bununla ilgili kurallar oluşturmak istendi. Çünkü mahkemeler tabii ki bu şekilde hareket edilirse diğer ülkelerde uygulatılabilirdi. O yüzden bir sizlerinde nasıl otorite oluşturuyorsunuz, doğru şekilde otorite yapılıyor ve uygulatılıyor. Bunun üzerine odaklandı. Tabii bütün ülkeler aynı sistem üzerinde aynı karara varması gerekiyordu. O zaman olabilirdi. Karar dairesi olarak lahey anlaşmasına uygun mu ve değil mi? Ve diğer ülkede bu uygulanabilir mi? Sorun bu. Bu 1999'du bu toplantıda ama tabii bunlar başarıya ulaşmadı. Bunun nedeni bazı nedenleri vardı. Çünkü medeni hukuk ülkelerinin farklı ABD gibi adet hukuku uygulayan ülkelerden biraz farkları vardı. Ve burada nerede dava edeceksin? Hangi yasalarda şu uygulanacak? Bu şekilde bu yasayla ilgili davranışınızı oluşturmanız gerekiyordu. Ama burada adet hukukunda daha farklı uygulamalar var ve her bir davada taraflar olaylara ve duruma bakıyor. Taraf arasındaki duruma bakılıyor ve bu taraflara uyumlu kurallar söz konusu. Tabii ki bu birbiriyle uyumlu sistemler değil ve birçok medeni hukuk ülkelerde daha zayıf taraf fikri vardır. Mesela işte çalışan işverenden daha zayıftır, tüketici üreticiden daha zayıftır gibi. O yüzden tüketicileri ve işçiler korunur ama her ülkede böyle değil. Mesela ABD'de bu böyle değildir. Ve diğer bir sorun da ABD orijinal olarak bu konvansiyonda tabii uluslararası sahada büyük bir oyuncu ve çok kişi ABD'de iş yapıyor ve ABD'de de hasar ortaya çıkartıyorlar ama onların varlıkları ABD'de değil ve o yüzden ABD'de bir karar alınıyor ve başka bir yerde bunu uygulatmaya çalışıyorsunuz ve bu da uygulanamıyor ve ABD bu kararı bu tür bir uygulamayı istedi çünkü ABD kararlar uygulanabilir diye düşünüldü ama ABD'de çalışanlar ABD'de banka hesapları açmaya başladılar, fabrika oluşturmaya başladılar ve ABD kendi kararlarını artık uygulayabiliyordu. Pek fazla ihtiyacı olmadı. Ama lahey antlaşmasının uygulanmamasının nedeni elektronik ticaret ve fikri mülkiyet. Bu toplantıda 1999'da bu iki şey pek önemli değildi. Fikri mülkiyet çok fazla böyle inek dediğimiz, yani nerd dediğimiz bilgisayarla uğraşan insanlara ait fikri mülkiyet diye düşünüyordu ve çok fazla önemli, ekonominin önemli bir kısmı olarak anlaşılmıyordu ama daha sonra 99'dan sonra daha büyük öneme sahip oldu ve Lahey Sözleşmesi buna dayanıyordu ve 1999'da her şey platformlardan satın alıyordu. Hiçbir elektronik ticaret kuralı yoktu. O yüzden bu alanlar uygulanmadı. Bir de hukuk seçimi. Yani bu önemli çünkü hukuklar, yasalar ülkelerde farklı farklı ve mahkemeler kendi hukuklarını kullanıyorlar. Anlaşmazlık ne olursa olsun. Bir
ana sözleşmeyi farklı şekilde uyguluyorlar. Bir AVD'de olduğu gibi diğer teamül hukuku uygulayan ülkelerde olduğu gibi adalet yönelimli bazı eğilimler yapılıyor. Teamüllerde bulunuyor. Ama hangi mahkemenin hangi kaza dairesinde olacağı seçilmeydi. Ama bunlar tabii başarıya ulaşamadı. Ama 2019'da Temmuz ayında yeni bir konvansiyon yapıldı. Ve kararların dış yabancı kararların tanınması ve uygulanması, fikri mülkiyet konusu mesela pek yine ele alınmadı. Normalde konvansiyon kazalara diğer bilgiyle ilgili sorunlara uygulanıyor. Mesela gizlilik ya da karalama konuları ve tescilli haklar. Ama buradaki fikir, bir ülke bir hakkı tescil ettiği zaman insanlar yabancı bir mahkemenin gelip bunu farklı bir şekilde cezalandırmasını istemiyor. ABD'den bir kişi gelip siz bunu yanlış yaptınız diye ABD'den bir mahkemenin diğer bir mahkemeyi uyarmasını istemiyor. Başka bir devlet diğer devlete uygun şekilde davranmadınız demesini pek istemiyor. Bir de aynı zamanda ticari gizler, ticari sırlar da ele alındı. Bazı ülkelerde bu fikri mülkiyete girmiyor. Ama bu konuda ele alındı. O yüzden konu hala da, yani fikri mülkiyetle ilgili hala sorun devam ediyor. Ama bu tabii ki böyle bir konvansiyon olması lazım fikri mülkiyet konusunda. Bu pazar alanı globalin ötesinde, hepiniz Amerikalı Amerikan filmlerini izlediniz. Ben de başka ülkelerin filmlerini izledim. Bunlar birçok ülkelere dağıtılıyor filmler. Ülkelerin ülkeye gitmekte çok etkin değil. Uzaktan yayınlar var. Yani internette yüklenen, ABD'de yüklenen bir şeyi burada da bunu izleyebiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. ABD'deki bunu yükleyen kişinin hangi mahkemeye tabi olduğu farklı bir durum. Ve eş zamanlı bir iletişim var. Ve bu her ülkede de bu iletişim ve dava açılabilir. Ve Kanada İnternet Prodüktörleri Kurumu ABD'de yüklenen ve Kanada'da indirilen ve daha sonra da Kanada'da yüklenip daha sonra ABD'ye yayınlanan bir şeye baktı. Oradaki mahkeme Kanada'daki ve yüklemelerin dava edilebileceğini ve yükümlülük olduğunu, yani gerçek sorumluluğun ABD'ye ait denildi. Ama biz dedik ki yani downloadlar da sorumluluğa sahip ve bu taraflar aynı ihlal için iki kere ödeme yapmak durumundalar. Ama işte ABD bu Kanada'nın sorunu, Kanada ABD'nin sorunu diyor ve hiçbir şekilde karara varılamıyor. Ve bu ihlalin bölünmesi durumu, mesela telefonda kullandığınız BlackBerry uygulamaları vardı. Birçok Amerikalılarda BlackBerry'leri vardı. Ama onların istasyonları Kanada'daydı. Hiç kimse yani Kanada penleri ve BlackBerry kullananlar Kanada'da bulunuyordu. Fakat Amerikalılar işin kullanılma sırasında bu serverlar Kanada'daydı. İşte bu noktada ne tür bir çözüm bulunabilecek? O yüzden bir taraf bilgisayar programcılarına dava ettiler. Benzer fonksiyonları sahip olan programcıları dava ettiler. Bir ihlal söz konusuydu. O yüzden
Ama bazı bilgisayarcılar Fransa'daydı ve o bilgisayarcılar da Fransa'da dava edildi. Bu davalar böyle zincirleme şekilde devam etti. Ama benzer fonksiyonlar ekleyen, bunu varyasyonları kullanan kişiler de oldu. Bir ticari marka ve fikri mülkiyet konusunda bir oda ihlaller söz konusuydu. Bir de IP'ye özel konular. Çünkü internete girdiğiniz zaman ben onaylıyorum diye birçok şey tıklıyorsunuz ama onayladığınız şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? İnternette ben onaylıyorum diye tıkladığınız yerler ne anlama geliyor? Evet, bu demektir ki belli bir ülkede o sözleşmeye tabi olarak yargılanabilirsiniz. Belki Türkiye, ki muhtemelen Türkiye değil, mesela Faroe Adaları, Moğolistan, gerçekten gitmeniz ve kendinizi savunmanızın çok zor olduğu bir yer. O yüzden yükleme ve indirme lisansları, sağlık ve güvenlik meseleleri, mesela diyelim ki bir ilaç kullanma ve bazen kültürel politikalar, bazı insanlar başka ülkelerin literatürünü okuyabiliyor. Farklı insanlar nasıl yaşamış, geçmişte tarihte neler olmuş. O yüzden bazı telif hakları olan eserlere erişmek durumunda kalabilirsiniz. Burada ne yapılıyor? Bir dava açıldığı zaman karar başka belki 10 yıl veya daha uzun sürüyor. Bu şekilde ürünü o süreç dahilinde kullanılıyor. Buna İtalyan torpido davaları deniyor. Yani yavaş giden davalar. Bir de teşhirli haklarla ilgili özel haklar var. Çünkü bunlar teşhirli olduğu için bir devlet, evet bu geçerli bir patent ve ticari ve diğer ülkede diğer tarafı siz yanlış bir işlem yaptınız diyebiliyor. Bu tür durumlar da olabiliyor. Şimdi artık 99'dan daha da büyük bir problem ortada karşıyayız. Ve tutarsız yargı kararları dolayısıyla son derece karmaşık bir durum var. Farklı ülkelerde, farklı yerlerde açılmış olan bir dava haritası görüyorsunuz. Yani mesela cep telefonu teknolojisi çok farklı yerlerde dava edilmiş olduğunu görüyoruz. Ve bu davalar tüm dünyaya yayılmış. Ve bunlar farklı şekilde karar veriliyor. Mesela Güney Kore, Tokyo'da açılan Samsung davası söz konusu. Samsung Almanya'da kazandı. Apple başka bir yerde kazandı davayı ve bu şekilde patent haklarının geçerli olup olmadığı konusunda farklı kararlar ortaya çıktı ve bir değer zinciri dağıtımı, mesela Microsoft bilgisayarı ile ilgili bir karar ve bu şu anda AT&T tarafından patentli olan bir yazılımı Microsoft kullanmıştır. Microsoft AT&T aslında programı geliştirmiş, Microsoft da geliştirmiş ve güncelleme upgrade sistemi yapılmış ve bunun hepsi ABD içine meydana gelmiştir. Bu sarı yuvarlak noktayı görüyorsunuz. Ve ABD'de ama bilgisayarlar başka yerde üretildi. Meksika ile ilgili zannederim. Ve bu yazılım Meksika'ya gidip oradan hard diske yükleniyor bu bilgisayarlar. Ve bu bilgisayarlar Meksika'dan tüm dünyaya satılıyor. AT&T diyor ki, affedersiniz benim patentli yazılımı kullanıyorsun ve bana bunun için para ödemiyorsun ve ona dava açmak istiyor. Nerede peki dava açacak? Meksika mahkemeleri, İtalyan mahkemeleri gibi çok son derece yavaş. Bütün bu diğer ülkelerde, ayrı ayrı ülkelerde dava mı açacaksınız? O kadar kolay değil. Ne yaptılar? ABD'de dava açmaya çalıştılar. Ve ABD hukukunu kullandılar. Ve ABD hukuku da böyle Microsoft, AT&T dedi ki, ABD hukuku bütün bu ihlalleri, tüm diğer bütün ihlalleri kapsayacak. Çünkü o Golden Desk denen yazılım New York'ta üretildi. Ama Yargıtay ne dedi? ABD hukuku yerel olarak
karar verir. Dünya bazında karar veremez ve AT&T'ye bu konuda izin vermedi. Ve AT&T o zaman bunu haklarını uygulatmak için tüm dünyada dava açtı. Evet, bu şeylerin değiştiğini görüyoruz ama yeterince değişiyor mu? Bazı modern davalar var ve modern davaların farklı bir yaklaşımı var. Türkiye'de Türkiye için dava açacaksınız, İngiltere'de, ABD'de ABD için. Ama diyoruz ki mahkemeler bunu artık bir son olarak görüyor. Bu bir Painter Standard Verlax davası. Çocukken kaçırılan bir kişi ve 8 sene sonra bir gençken bırakılan bir çocuk ve bu fotoğrafları Painter tarafından bir fotoğrafçıdan fotoğrafları çekildi ve onu daha yaşlı olarak göstermek için bir program kullanıyorlar. Bazıları Avusturya'da, bu gazetelerin bir kısmı Avusturya'da ve hatta Almanya'da da bu fotoğraf kullanıldı ama bunların hiçbirisi fotoğrafçıdan izin almadı. Ve buradaki yapılan davranışlar kısmen Avusturya'da, kısmen Almanya'da bu davranış meydana geldi. Mahkeme Avusturya'da kuruldu. Ve bu kız, affedersiniz, bu fotoğrafçı hem Alman hem de Avusturya gazetelerine dava açabildi. Ve bu olurken, bakın, adaletin tam olarak uygulanması gerekiyor. Adaletin tam olarak uygulanması için bizim bu eş zamanlı davalar açılmasını önlememiz gerekiyor ve Alman mahkemesi bir şekilde karar verecek, Avusturya mahkemesi bir şekilde karar verecek. Bunu önlememiz lazım. Bu şekilde Asya Hukuk Mahkemesi, evet, aslında bunun bir hukuk mahkemesi, bunun bir sorun olduğuna karar verdi. Çünkü şirketler artık küresel şirketler ve bağlı şirketleri vasıtasıyla çalışıyorlar ve yapmak istediği şeyleri bunlarla yapıyorlar ve diğer burada her zaman nerede dava olabileceksiniz, hangi kanun uygulanacak, artık modern küresel pazar yerinde artık bu şekilde olmuyor. O yüzden tahmin edilebilirlik yerine öngörülebilir mi bu? Bu öngörülebilir miydi? Yani bir ülkede veya başkasında dava edebilecek misiniz? Evet, bu insanlar için öngörülebilirdi Avusturya'da ya da Almanya'da dava edilebilirlikleri. O yüzden beraberce dava açıldı. Bu da 2012'deki bir hukuk mahkemesinden bir örnek. Solvay bir Avrupalı şirket. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde mevcut. Ve Avrupa patentinde birçok hakları var. Bir de Hollanda'da farklı patent, Belçika'da farklı bir patent, her bir ayrı ülkede ayrı patent. Honeywell'de birçok yine bağlı şirketi olan bir firma ve farklı bağlı şirketleriyle Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteriyor. Ama Solvay bütün bu çalışmaları durdurmak istedi. Daha önceki örnekte hukuk mahkemesi ayrı ayrı ülkelere gitmeniz gerekiyor demişti. Ve bu patentin olduğu örnekte yine farklı ülkelerde ele alınması lazım. Ve en sonunda birinci derece konularda Hanibel'in Solvay'a karşı borçlu olmasının belirlemesinde tek bir ülkede karar verilebilir denildi. Bu İngiltere'den bir örnek. Lilly Avrupalı patenti var. Ve Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'de Lilly'nin bir Avrupa patenti var. Ve bunun bir ihlal durumu söz konusu. Ve mahkeme bunu yabancı hukuka göre çözebiliriz. Patent hukuku tüm dünyada
artık birbirine benziyor ve bunlar için karar verebiliriz dedi mahkeme. Ne oldu o davada? İngilizce Yargıtay'ına gitti ve Lord Neuberger dedi ki bu 5 ülkedeki ihlal yasaları aslında bu 5 ülkede de birbirine benzer. Bütün bu ülkeler İngiltere'deki uygulamalarımızı pek beğenmiyorum. O yasa nasıl İngiltere'de uygulanıyor bunu anlayamıyorum. Buradan yeni bir kural oluşturacağım ve artık bu kural herhalde uygulanacak diyeceğim dedi. Ve bütün diğer ülkeler İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa siz ne yapıyorsunuz diye bir de bu şekilde bir şeyi dikte ederek. Ama sonra baktılar yasaya çok da kötü değil. Aslında daha önceki yasadan daha iyi. O yüzden bunun neticesinde bu dava kontrolde olmuş. Ve bütün ülkeler için Avrupa PEN anlaşmasının tarafı olan bütün ülkelerde artık bu uygulandı. Bu iyi bir şey. Yani etkin bir metodoloji ve daha uygun bir hukuk uygulanması yöntemi ve bu şekilde en iyi şekilde sorunlarla baş etme imkanı sağlaması farklı ülkeler bazında. Ama tabii bir de Unwired Planet ile Huawei arasındaki davada tabii telefonlar birbiriyle etkileşim yapma tadı tanıdığınız zaman hangi telefonlar olması dahi onlarla onu arayabiliyorsunuz. Ne oluyor? Burada standart oluşturan bir organizasyon var. Bir organizasyon belli bir standart oluşturuyor ve bütün telefonlar bu standarta göre çalışıyor. Ama bu standartların bazıları patentli ve bu kullanılan patentler belli, adil, makul ve ayırt edici olmayan şartlarla lisans verilmesi gerekiyor. Ve bu lisanslar konusunda yani friend dediğimiz lisanslar konusunda herkes hemfikir ve ama bunun ücretlendirilmesi konusunda anlaşmazlıklar var ve İngiltere'de şöyle tüm dünyada baktığım zaman bütün dünyada kullanılan bir ücret var, onu kullanabiliriz. Tek bir dava için çok etkin, herkes ücreti biliyor, herkes patentlerini alabilir. Patentleri lisanslayabilir vesaire çok hızlıca olabilir. Çünkü belli bir patentin ücretini ve bu teknolojinin ücretini artık herkes biliyor. Ama İngiltere'de çok ama buradaki sorun İngiltere'de çok yüksek bir ücret belirlenmiş olması ve bazı ülkeler bu teknolojiyi kullanıyor ve o kadar fazla telefon kullanılmıyor ve İngiltere'deki insanlar kadar zengin değiller. O mahkeme tarafından bu ücret belirlenirse biraz adil olmuyor diğer ülkeler için. O yüzden uygulayıcıların artık şimdi kendi ülkeler bazında farklı belirlenmesi gerekiyor o zaman. Ne oluyor? Bizler ortamda uygulayıcılar bir davaya, bir mahkemeye gidip daha düşük bir ücret talep etmişler ve tek bir hakim tabii ki tek bir hakim tarafından karar verilmesi bazen de bu şekilde acil olmayan ve etkin olmayan sonuçlar ortaya çıkartıyor. Kanadalı davada da yine Kanada Yargıtayı bizim bu konuyu ele alacağımız şey uluslararası anlaşmayla iki taraflı anlaşmalarla bunu çözebiliriz diye belirttiler. Yani belli bir dava nerede geliyor? Dava bütün farklı taraflarında sponsor edebiliriz. Aynı sözleşme tarafında ve bununla ilgili uluslararası bir antlaşma lazım diyor 2004'te Kanadalı mahkeme. İşte bahsettiğim proje bu. Sadece fikri mülkiyet alanı değil, diğer alanlarda da bu meydana geldi ve önemli alan iflas hukukunda olan kısım. İflas olan taraf bütün alacaklılar arasında alacaklıların tasfiye işlemini neler doğrusu olsunlar bunu yapabilmelerini sağlanması amaçlanıyor. Ve bu tabii ki bunun örnekleri iflas hukukunda gördük ama mahkeme kuralları konusunda da anlaşma lazım. O yüzden mahkemelerin davalar konusunda karar verdikleri kararların
uyumlaştırılması gerekiyordu. Max Planck Enstitüsü Almanya'da çok benzer bir proje yaptı. ALI projesinin yanında bir de Kore-Japon projesi var ve Uluslararası Hukuk Kurumu Derneği üzerinde hemfikir olacağımız bir projede de çalıştı ve Lahey'e bunu gönderdi ve Lahey'de bu inceleniyor ve fikri mülkiyet, bir de WIPO da bu konuda çalışıyor, Uluslararası Fikri Mülkiyetler, Fikri Mülkiyet Organizasyonu ve WIPO Lahey ile çok yakın ilişkide ve işte bu düşündüğümüz bir örnek, bir dava örneği. Mesela İngilizce dilinde bir sitesi kayıtlı müzikleri satıyor, download ederek, download elimiyle. Patria'da bulunuyor. ABD ve Avrupa para birimleri ile satış yapıyor. ABD ve Avrupa kredi kartlarını kabul ediyor. Bu şimdi share.com web sitesi nerede dava edilebilir? Dünya çapında bir dava açılabilir mi? Hangi hukuk uygulanacaktır ve hangi hukuk uygulanacaktır ve yabancı bir ülkede bu karar uygulanabilir mi? Ve burada tabii ki burada bütün bu diğer projelerdeki fikirleri de böyle getiren ayrı bir proje geliştirildi ve Lahey Konvansiyonu'na daha yakınlaştırıldı. Çünkü daha yakınlaştırılırsa daha fazla kabul görebilir. O yüzden buradaki sorular, bu projenin kapsamı nedir? Buradaki kadar adaleti kuralları nedir? Mahkemenin gücü nedir? Ana konu hakkında ve burada bu anlaşmaları nasıl koordine ederseniz ve yine uygulama sorunu. Ve kapsama baktığımız zaman bütün projeler ulus ötesi anlaşmalıklardır. Yani bir yerde yaratılan ve ticari markalar ve tüm dünyada kullanılan markalar ve kopya hakları, tescilli haklar vesaire, bunların da ilgili anlaşmadıklar. Ve ALA dedi ki burada tabii ki birden fazla ülkeyle bağlantılı fikri mülkiyet hakları söz konusu dediler. Ticari sırlar ve ele aldığı zaman bunlar uygulanamayabilir dedi ve aynı zamanda fikri mülkiyet anlaşmalarıyla ilgili birçok hakemlik uygulaması da var. Ve taraflar, evet biz mahkemeyi kullanmayacağız ama hakemliğe gideceğiz, tahkime gideceğiz de diyebiliyor. Ve burada en önemli özellik, bu indirilebilir, yani tıklayarak indirdiğiniz lisanslarda bu lisans aldıktan sonra ne olacağını bilmiyorsunuz. Burada önemli şey, eğer ki mahkeme seçimi diyelim ki bir anlaşmayla yapılacaktı, o zaman bu anlaşmayı uygulanması makuldür. Yoksa bu göz ardı edilebilir. Lahey ALA'de benzer bir yapı sahip, benzer bir yapıya sahip. Sözleşmenizde belli bir mahkemeye tayin etmişseniz o mahkeme yetkili olur. Lahey'de ise farklı bir anlaşma var. Özellikle ticari şirketler arasındaki anlaşmalar göz önüne alınmış. Buradaki büyük sorun ihlal. Burada en büyük sorun bu. Yani birisi internete bir şeyler koyuyor. Herhangi bir yetkileri yok bunu yapmak için. Birisinin ticari haklarında veya telif haklarında ihlal ediyorlar veya patentlerini ihlal ediyorlar. Ve daha sonra soru, bunlar nerede dava edilebilir? Ve bu da son derece hiçbir şekilde uygun değil. Yani birisi Türk
mülkiyet haklarını ihlal ediyorsa o zaman o şeyin yüklendiği ülkeye gitmek çok uzak olabilir. Lahey ne yapıyor? Şu an mevcut Türk yasasına bakarsanız yani davanın hasarın meydana geldiği yerdeki bir insan dava kendine aldım. Bu insanlar başka bir yerde yerleşikler ama zarar başka bir yerde çıkıyor. Ve belli bir yerde bu zarar ortaya çıkıyor. Ama ne yapıyor insanlar? Ve mahkeme yetkisi eğer ki bir kişinin belli bir devlet nezdinde önemli derecede işlemde bulunmuşsa o devlet nezdinde dava edilecektir. Yani diyelim ki Patriya dediğimiz hayali bir yerde bir şey yapıyor, San Diego'ya gönderiyor. Yani bu şekilde serverların bulunduğu yer San Diego dediğimiz yerde ise o zaman orada dava edilmesi lazım. Ve bir yerde oturuyor Patriya, Dandiya, öyle garip bir yer ve Türk müziğini Türkiye'ye satıyor. Türk müziği sattığını biliyor. Türk insanları buna ilgilenecek onu biliyor. Ve Türkiye'de indirilecek onu biliyor. Ve bu aktivitesini evet Türkiye'ye yönlendiriyor. O yüzden bu kişinin Türkiye'de dava edilebilir. Ama share.com Patriya'da yerleşik ve siteye giren herkese download imkanı veriyor. İngilizce web sitesi, ABD fiyatları, İngiliz fiyatları söz konusu ve o ülkelere yönelik yani İngiltere'ye ve ABD'ye yönelik hizmetler sunuyor. O yüzden yaptıkları şeyler nedeniyle İngiltere veya ABD'de dava edilmesi gerekiyor. Ama ne konusunda dava edilecek? Eğer belli bir ülkede önemli bir şekilde etkinlikte gösteriyorsa bu eylem nedeniyle ortaya çıkan şeyler nedeniyle dava edilmesi lazım. Eğer ki ve oradaki ihlalleri nedeniyle ve yönetim yeri neresi bir ona bakılması lazım. Bunlar tabi yönlendirme web sitesinden İngilizce web sitesiyle İngiltere'ye ve ABD'ye İngilizce içeriği yönlendiriyor. Ve biz bunu yazdığımızda 2000'lerin ilk başlarında birçok kişi serverlar yani WTO'nun bir parçası yani Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olmayan yerlerde sunucular kuran insanlar vardı. Ve bu sunucuların da farklı yerlere taşıyorlardı ve bu şekilde telif hakkı korunması ve tabi söz konusu değildi. O nedenle bu şekilde Dünya Ticaret Örgütü'nün dışında olan kişinin de dava edebileceği ile ilgili bir kural konuldu ve yine soru ve kapsam eğer bu faaliyetleri faaliyetlerini eğer ki Dünya Ticaret Örgütü dışındaki bir ülkede ise ama belli ülkelerle de düzenli temasları varsa o ülkelerde de dava edebiliyor. Bu şekilde hasarın meydana geldiği ülkelerde dava yapılarak oradaki faaliyet durdurulur. Aynı zamanda bunu indiren kişileri de korumuş oluruz. Bu mülkiyet haklarını yanlışlıkla indiren kişileri de korunmuş olabiliriz. Hem hak sahiplerini korumuş oluyorsunuz, aynı zamanda insanları da yani sahte şeylerle sahteciliğe maruz kalan kişileri de korumuş oluyorsunuz. O yüzden çok önemli bir faaliyet yani Dünya Ticaret Örgütü
olmayan ülkeleri kapsaması önemli. Ve bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün ayrı bir kararı da var. Yani belli bir noktada çok önemli şekilde zarar ortaya çıkartıyorsanız o bölgeyle ilgili dava edebilirsiniz ve o bu da Lahey kararlarına çok yakın. Yani o kişinin bulunduğu yerden, yönetim merkezinden bağımsız olarak zararın, hasarın ortaya çıktığı yerde dava edilmesi. Ödet olarak bu şekilde. Aynı zamanda bu Almanya ve Avusturya gazetelerinden o fotoğrafı kullanma örneğinde olduğu gibi birçok sanığın bir araya gelmesi ve hepsinin bir arada hareket ettiği zaman kararların tutarsız olması tehlikesi var. O yüzden herhangi bir sanık için, suçlanan taraf için farklı bir ülkede dava açılması gerekir. Avrupa Birliği'nde aynı kurallar olması, Plenir davasında temel oluşturmuştur. Örneğin bir ABD ve Alman bir konsorsiyum oluşturulmuş. Yerel gazete makalelerini tarıyor bu ABD ve Almanya konsorsiyumu ve bunları dünyadaki üyelerine dünya çapında gönderiyor. Bu C firması A ve B'yi ABD'de dava edebilir mi? Evet, C A'yı bütün ihlalleriyle ilgili ihlal edebilir çünkü ABD'de yerleşik A firması ve C B'yi sadece ABD'deki ihlallerle ilgili dava edebilir çünkü B'nin ABD'ye yönelik ihlalleri sadece bu davanın konusu olur bu örnekte. Uluslararası Hukuk Derneği başka bir konuyla ele alıyor. Son derece yeni. Bu uluslararası yani belli bir temel ücret almanız gerekiyor bunlarla ilgili. Temel bir ücret ve bununla ilgili bu oranların belirlenmesi söz konusu. Fiyatlar ve aynı zamanda mesela Amerikalıysanız ve Türkiye'de çalışıyorsanız ABD'de dava edebiliyorsunuz gibi süreçler söz konusu. ABD'de ki kadar dairesine dair olması, belli formaliteler ve ABD'de patent hizmeti, ABD'de dava olmanız, aile Lahey Antlaşması ve orijinal versiyonu söz konusu. Özet olarak kadar daireniz farklı yerlerde olabilir. ABD hukuk, Avrupa Birliği hukuku gibi örneğinde olduğu gibi bir de ana konu yani iki ayrı şey söz konusu. İnsanlar üzerindeki bir de davanın ana konusu. İki ayrı şey söz konusu. Kişi üzerindeki yetki ve belirtikteki konu istisnası var mı? Yani kişi ve konu, kişi ve içerik istisnaları bunlar da belirlenmiş durumda. Temel ilkeler, insanlar bütün taleplerini tek bir daha mahkemeye yöneltmeliler. Ama tabii ki karşı taraf, dava olunan taraf diyebilir ki
bana açtığınız davayı farklı mahkemelerde açmanıza gerek yok, tek bir yere toplayın diyebilir. Ve başka ülkelerindeki hakları da geçersiz şekilde tescil edilmiş olabilir. Ve bir ülkedeki haklar o ülkede geçerli olur. Ama birden fazla ülkedeki haklarla ilgili dava yapacaksanız onun da uygulaması daha farklıdır. Ama sanık tarafın, suçlanan tarafın yani farklı bir ülkeye o hak geçersiz diyemezsiniz. Ama taraflar genellikle kendi aralarında uzlaşıyorlar. Kim kime ne borçlu, o parayı kim transfer edecek vesaire. Ama yani bunları halledip işlerine devam etmek istiyorlar. Ve aralarında anlaşıp devam ediyorlar. Ama tabii aralarındaki anlaşma bütün ülkelerde geçerli olmayabiliyor. Ve burada başka bir ülkede var olan hakkın zaten silinmesi söz konusu olmuyor. O yüzden her yerde bu haklar geçerliliğini devam ettiriyor. Ama tabii taraflar kendi aralarında bu şekilde uzlaşmaya varıyorlar. Ama tabii ki burada davanın uygulandığı mahkemede ihtarda bulunabiliyor. Temelde evet, ana konu otoritesi ihlal, sözleşmesel talepler vesaire bunları içerebilir. Ve bu teşkilli haklar içinde uygulamak söz konusudur. Bir de başka bir konuda konsolidasyondur. Lahey bundan pek bahsetmiyor ama bizim yaklaşımımız bunun doğru şekilde uygulanması için dava nerede konsolide edilecek bunu bilmemiz gerekiyor. Ve burada dava şimdi davayı nerede koordine ettiniz? Bu önemli. Nasıl koordine edildi ve nasıl daha sonra konsolide edilecek? Bu konsolide edilecekse daha etkin mi olacak? Hepsi tek bir yerde mi karar verilecek? Farklı hukuklar yerine. Ve bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Bir tanesi tarafların davaların tek bir mahkemede açmaları, bir tanesi de mahkemelerin kendi arasında koordine olmaları ve koordinasyon mahkemeler birbiriyle koordine oluyor ve çok etkin bir şekilde karar veriyorlar. Farklı mahkemelerde kararlar olduğu gibi patent davaları da böyle. Yani Türk tarafı Türkiye'de karar veriyor, İngiltere'de karar veriyor, ABD tarafı ABD'de karar veriyor. Ama bütün bu mahkemelerin hepsi, yani bu neyi keşif icatı yapan kişi kimdir? Daha önce bu icat yapılmış mı? Hangi kısımları yapılmış, hangi kısımları yapılmamış? Eğer bu davaları koordine etmezseniz ayrı ayrı bilir kişiler ayrı ayrı mahkemelerde tekrar ifade verecekler. Ama neden bütün mahkemeler bir araya gelip bütün bilir kişiler bu ifadelerini tek bir yerde vermesinler ve hepsi tek bir dile tercüme edilerek insanlar aynı transkripti kullansınlar.
Yani tek bir yerde karar vermek daha ucuza gelir ve daha verimli olur ve daha kaynaklar daha etkin kullanılmış olur. Patent davalarında böyle işbirliği önemli ve telif hakkı davalarında yine otomatik olarak meydana geliyor. Konsolidasyon daha akılcı ve ticari marka davalarında da konsolidasyon uygundur ama bu noktada tabii ki markaların tescil edilmesi söz konusu önemli. Bir de bir ticari markanın mesela bir radyoda ihlal ediliyor mu edilmiyor mu mesela o ses, radyodaki ses farklı dillerde farklı şekilde gelebilir. Bir kelimenin Türkçe konuşanlara, İngilizce konuşan insanlarla aynı etkide bulunmayabilir. Aynı şeyleri ima ettirmeyebilir bir marka. O yüzden ticari marka davaları çok daha fazla bir yerel bilgi gerektiriyor. Ve burada ticari markalar, yani daha önceden biliyor muydu vesaire gibi konulara bakılması gerekiyor. O yüzden konsolidasyon konusu biraz daha zor. Bunlar nerede oluyor? Normalde bir çekim merkezi diye düşünebiliriz. Evet, hak sahibi bir yerde, ihlal yapan farklı yerlerde olabilir. Bazen sözleşmeye göre seçilebilir kaza yargılama yeri. Bazı mahkemeler konu hakkında daha fazla uzmanlığa sahiptir vesaire. Ve en fazla otoritesi olan ve konsolidasyon için en iyi yer olup olmaması vesaire gibi konular öneme haiz. Tabii dava uygun şekilde açıldıktan sonra bu konuda karar verilmesi, davanın esasını belirlenmesi söz konusu. Şimdi burada bir örnek. Burada telif hakkı sahipleri ABD'de dava açıyorlar ve Japonya'da telif hakkı sahipleri Japonya'da dava açıyorlar. Peki bu tıbbi kitaplarla ilgili, tıp kitaplarıyla ilgili bir şey ve bunların mahkemelerin bu örnekte birbiriyle işbirliği yapmasını sağlanabilir. Eğer konsolidasyon yapılacak da hangi mahkemede bu dava görülecek ve sonuçları hangi mahkeme tarafından uygulanacaktır? Tabii ki var olan prosedürler kullanılmakta. Öncelikle bütün tabii ki davada karar verecek olan mahkeme davaya bakmaya başlar ve bu şekilde davanın en iyi şekilde görüleceği mahkeme öngörülüp diğer açıdan mahkemenin kapatılması gerekli. ABD ve İngiltere'de ki teamül hukukuna tabi olan mahkemeler ayrı ve hangi dava hangi mahkeme daha iyi görülebilir? Var olan otoriteler nasıl burada taraf olabilirler ve nasıl sonuçlar elde edilebilir? Ve buna bakılır. Yani bu şekilde kadar dersi belirlenir. Bir de hukukun seçimi tabii çok önemli. Daha önceki örneklerde gördüğümüz gibi taraftar kendi hukukunu seçebiliyor. Bazen çok akıllı bir hakim, Lord Nürnberger gibi çok iyi sonuçlar ortaya çıkartabilirsiniz. Bazen de
olmayabilir. Ve kararın uygulanması ve ötesinde doğru hukuk seçilmiş mi? Bu çok önemli. Ama tabii çok fazla burada seçeneğiniz yok. Bu teşkilatlar için teşkilin yapıldığı devletin hukukları geçerli olur. Ve patentle ilgili olarak da böyle. Fikri mülkiyet hakları için ise burada etkinin ortaya çıktığı ülke ve koruma ülkesi vesaire bunlara bakılır. Ve burada hukuki anlaşmaların seçilmesi ne izin verilmiştir ama bir kamu boyutu var bu fikri mülkiyet haklarının. O yüzden kamunun da zarar görmesi gerekiyor. Tarafların belli bir hukuk seçimiyle neticesinde kamu zarar görmemeli. Ve burada da özel bir kural var. Ve ihlalle ilgili temel kural taraflar genellikle ihlal hukuku mu olacak yoksa belli bir yasal yollara başvurulması için açılan bir dava mıdır? Buna da bakılması gerekli. Ve bu internette mesela eBay mesela tüm dünyada satış yapmakta. Bazı firmalar müzik indirilmesine imkan vermekte. Yani birden fazla yerde işlem aynı anda meydana gelmekte. Ve her bir ülkede ayrı ayrı hukuksal duruma tabii bakılması gerekiyor. Ama tabii o zaman çok zor bir dava olarak karşımıza çıkmakta. Her bir mahkemeye gittiğiniz zaman ayrı ayrı devlet hukuklarına nasıl bakacağım? Şaka mı yapıyorsunuz diyebilir. O yüzden fikri mülkiyeti tüm dünyada ihlal ediyorsunuz aynı anda. Bütün yasaları ayrı ayrı uygulamak yerine bu ihlallerle ilgili anlaşmada en yakın bağlantısı olan devlet veya devletlerin hukuk veya hukuklarını uygulayabilirsiniz. En fazla ihlalin olduğu yerler olabilir. Bir veya iki hukuk olabilir. Bunlar uygulanabilir. Bazen bu tür eş zamanlı aynı anda meydana gelen ihlallerle ilgili tüm dünyada. Ama bir ülkenin hukuki kuralları çok farklıysa hukuki yollara başvurma konusunda yine karar vermek için belli kriterlere bakılır. Yakın bağlantı, tarafların ikameti, ülkelerin birbirine yakınlığı vesaire gibi kriterler söz konusu. ILA projesinde eBay üzerinden veya servis sağlayıcısı üzerinden ne kadar zarar meydana gelmiş ve servis sağlayıcının bunda rolü var mı? Mesela Patria dediğimiz ülkede Patria'da bir web sitesi oluşturuyor ve tüm dünyada belli romanların indirilmesi için imkan sağlıyor bu site. B bir ABD'li yazı olarak sitede eserlerini görüyor ve bu dağıtıma izin vermiyor ve Patria'daki A'ya karşı dava açıyor. Mesela Yeni Zelanda ve Kanada'da daha farklı bir telif hakkı şartları var. Bütün eserler için Yeni Zelanda ilgili şeylere Yeni Zelanda hükümeti bakıyor mesela. Doğrudan ilgileniyor bu tür şeylerle. Böyle mesela oradaki uygulama böyle. Yani ülkeler arasında farklar var. Bir devredilebilirlik söz konusu. Bazı mesela Alman hukuku size hakları devretmeye izin vermiyor. Bilinmeyen ortam var üzerinde. O yüzden Alman hakları Almanya'ya davet edilebiliyor. Başka tarafa davet edilemiyor. Ve bazı ülkelerde çok bununla ilgili, devirle ilgili, temlikle ilgili
çok farklı kararları var. Fransa'nın, İngiltere'nin, Fransız hukuku Fransız eterlerine uygulanır veya Fransız sözleşmesine uygulanır ama ve hukuk değişimi konusunda güvenlik sözleşmeleri söz konusu ve bazı sözleşmeler mesela diyelim ki boşandığı zaman bir yazarın haklarının bölünmesi gibi durumlar olabilir. O zaman farklı davalar, farklı hukuklar söz konusu olabilir. Başka bir istisna, bir kamu politikası ile ilgili çok önemli kamu politikaları söz konusu oluyor. Bir dava, bir mahkeme davaları kontrol edip kendi gerçekten mesela politikalar olabilir. Mesela özgür konuşma, ilaçlara ulaşım veyahut da bir salgın olduğu zaman belli ilaçlara ulaşım gibi durumlarda, istisnai durumlarda mahkeme kamu politikasına uygun olarak hareket edebilir ve zorunlu kurallar ve yasalar işler ve bu ve aynı zamanda uygulama ile ilgili kabul ve uygulama her şeyi bu kurallara göre yaparsak karar uygulanabilir hale gelir. O kamu politikası problemi dışında ve inovasyon ve projeler tabii hukuk seçimi çok fazla ele alınmadığı için ve mahkemelerin hukuk seçimiyle ilgili fikirleri olmadığı için biz tabii ayrıca bakılması lazım ve bu fikri mülkiyet, bu hukuk seçimi konusunu çok fazla öneme çıkarttığı için ve bir küresel dağıtım anında artık kolaylaştığı için mahkemelerin bu konu üzerinde düşünmesi gerekiyor. Ve ALE'de tabii ki bununla ilgili çalışmalar sürdürülüyor. LAE Antlaşması'nın da kamu politikası ile ilgili bir istisnası var. Ve burada LAE'de bu koordinasyon süpervizyon söz konusu değil ama günün sonunda iki farklı mahkeme aynı davaya konusunda karar vermiş olabilir. Evet. Ve bir de burada yasal yollar, el koymalar vesaire söz konusu. Proje bu. ALE projesi, Uluslararası Hukuk Kurumu'nun, derneğinin projesi bu sene Kore'deki yıllık toplantıda sunulacak. WIPO'da uluslararası özel hukuk ve fikri mülkiyetle ilgili bir anlaşmayı kabul etmeyi göz önüne almakta zaman zaman ve teşekkür ediyorum dikkatiniz için. Aynı zamanda buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İlginiz için teşekkürler.